Merhaba magazin severler. Bugün 25 Ocak Pazartesi. Ayın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Aybaşı, yılbaşı falan derken gel ilk ay bile gidiyor. Yani 2021'in ilk ayı bile geçmişte kalıyor artık gidiyor. Sizlere bu videomuzda dünün yani 24 Ocak Pazar gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunuyoruz. İlginç haberler var gerçekten. Bunları buradaki haberleri özet ve başlık olarak sizlere veriyoruz. Sizler bu haberlerin detaylarını magazinkolik.com sitemize girerek ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. Hemen haberlerimize geçelim sözü fazla uzatmadan. Bakalım neler olmuş dün. Efendim Türker İnanoğlu bir kitap yazmıştı biliyorsunuz. Ve bir şey itiraf etti kitabıyla ilgili. Burada yazdıklarım, yaşadıklarımın ancak %1'i dedi. Neler olduğunu artık siz varsayın, farz edin ne itiraflar var kitapta. İlginç bir açıklama. Dün en çok okunan ikinci haberi Tuğba Özerk. Biliyorsunuz Neslihan Atagül bir hastalık atlattı. Hastaneye de kaldırılmıştı. Tuğba Özerk diyor ki ben o hastalık yüzünden çocuk sahibi olamadım. Lütfen dikkat etsin bu hastalığa diyor. Neslihan Atagül için bir mesaj yolluyor adeta. Editörün seçtiğinde Orhan Gencebay abimizin evinin önünde yürüyüş yaparken geçirdiği bir kaza var. Düşüyor ve sol işaret parmağını kırıyor ve tedavisi evde yapılıyor. Onunla ilgili videolu bir haberimizi izleyebilirsiniz sitemizde. Kerem Bürsin ile Hande Erçel arasında bir aşk hikayesi köpürtülüyor. Bir yaratılmaya çalışıyor medyada biliyorsunuz. Tabii yapımcılar bundan eksik kalırlar mı? Sen Çal Kapımı dizisinde hemen bir küvet sahnesi yazmışlar. İkisine çıplak oynadıkları bir küvet sahnesi. Onunla ilgili fotoğraf ve haberimiz sitemizde mevcut. Nevsim Mengü biliyorsunuz haberci arkadaşımız bir yabancı aktivistin polise ve askere direnmesini Cüneyt Arkın gibi benzetmesiyle dile getirdi. Cüneyt Arkın da bu benzetmeye hakikaten kapak gibi de bir cevap verdi. Sitemizde bulabilirsiniz. Deniz Akkaya bugünlerde çok profesyonel olarak çekimler yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi de yatak çekimi. Tabii bu resimler genelde mayolu, bikinili ve seksi resimler oluyor. Bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Biz de haberimize konu ettik bunu. Bu akşam televizyonda izleyeceğiniz diziler var. Gene her zaman gibi bayağı yoğun bir dizi trafiği var bu akşam ekranlarda. Neler var? Bu okuduğumuz ve sizlere aktardığımız dizilerin özetlerini ve bir fragmanlarını sitemizde bulabilirsiniz. İşte bu diziler Yasak Elma, Çukur, Uyanış, Büyük Selçuklu ve Maraşlı. Bunları bu akşam televizyonlarda izleyebilirsiniz bu dizileri. Bu arada gene dizi dünyasından bir haberimiz, iki haberimiz var aslında. Akrep dizisiyle Sol Yanım dizisinin günleri değiştiriliyor. Kişisel tecrübemize göre bir dizinin günü değiştiriliyorsa o diziden artık çok fazla hayır beklememek lazım gibime geliyor. Bu benim tamamen şahsi düşüncem. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler daha doğmamış çocuklarına don biçmeye devam ediyorlar. Gene bir haberleri var. Gene doğacak çocukla ilgili bir haberleri var. Ümit Erdim resmini izinsiz kullanan bir firma aleyhine dava açmıştı. O davanın sonuç haberi sitemizde yer alıyor. Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasındaki biten evlilikte sular durulmuyor ve karşılıklı suçlamalar devam ediyor. İşte bugün de Feyza Aktan gene bir şeyler söylemiş Özcan Deniz ve evliliği hakkında. Ceyda Düvenci biliyorsunuz kızının regl olduğunu sosyal medyasında duyurmuştu. Bu toplumu ikiye bölmüştü. Bir kısmı onu desteklerken işte erkek çocukları sünnet ederken bayram yapılıyor da kız çocukları regl olduğu zaman neden utanılıyor şeklinde.
ki biz de buna katılıyoruz. İkinci grupta böyle şeyler çok mahremdir, çok özeldir. Ceyda Düvenci niye kızını ifşa etti şeklinde eleştiriler vardır. İşte bu eleştirilere, işte bu polemiğe Melisa'nın babası, yani Ceyda Düvenci'nin daha önceki evliliğinden olmuştu biliyorsunuz Melisa. Babası da katıldı. Bakın neler demiş. İlginç bir haber. Ve size zaman zaman magazin dışından da haberler takdim etmeye çalışıyoruz. Özellikle toplumu ildiren, genel ilgilendiren konularda. İşte meteorolojinin yaptığı bugün ve yarın için bir uyarı var. Fırtına 120 kilometreye geçecek deniliyor. Ve Türkiye'nin batısı bu konudan etkilenecek deniliyor. Marmara, Ege başta olmak üzere. Bununla ilgili bir haberi de detaylarıyla sitemizde okuyabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan sizleri haberlerimizle baş başa bırakalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve yanındaki zil tuşuna basarak da duyuruları açınız. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.